À Escudard, dans la maison au bord de la mer, je m'asseyais dans mon lit. Et le cœur serré, j'écoutais à âner les bateaux à moteur, battant la nuit, qui s'en allaient dans un voyage sans début et sans fin. Le cœur déborde de nostalgie. Il vous appelle quelque part, très loin. À Escudard, devant la maison, les eaux du Bosphore manquent finissent. 1972 yılının yaz aylarıydı. Çemberimde Gülo yaydı, öyle bir geçer zamandı ki. Puslu ve de sisli yıllardı. Kapıyı iki kez çalmasıyla ünlü olan postacının ısrarlı tavrı ansızın bizleri fevkaladenin fevkinde bahtiyar etmişti. Lakin verdiği haberde yoldaş Engin'in bir gelin namzeti bulduğu mevcuttu. İlk etapta yoldaş Engin bu mesut haberi kendisi vermeyi tahayyül etmiş. Lakin dönemin ulaşım şartları yüzünden Neren köyden Kayış Dağı'na gelememiş ve telgraf çekmeye karar vermişti. Bunun akabinde yoldaş Engin'e bir e-mail, mektup yazmaya karar verdik. Doktor Nebru ile tanışmak için can atıyorduk. Günler geçtikçe kendi kendimize icat ettiğimiz küçük nükteli oyunla Doktor Nebru'nun neye benzediğine dair tahminlerde bulunuyorduk. Yıllar yılları kavalamıştı. Noysa halen Doktor Nebru ile tanışamamıştık. Bu durum bizleri kelimenin tam manasıyla bedbaht ediyordu. Derken bir gün elem bir trafik kazası geçirmiş ve Ok Meydanı Hastanesi'ne getirilmiştik. Kaderin bir cilvesi değil ki, Doktor Nebru ile o gün Nora'da tanışmıştık. Ah, kör olan gözlerimizi Doktor Nebru iyileştirmişti. Bu durum bizleri iyiden iyiye samimileştirmişti. 1982 yılı gelip çatmıştı. Yasaklanan sanatçıların ara ara sahne alabildiği Maksim'e gitmiş, hep beraber Felek'ten Bir Gece çalmıştık. Lakin dönüş yolunda aklımıza o elem soru takılmıştı. Yolda Şengin neden hala evlenme teklif etmiyordu? Bu vuslat ne zaman bitecek, bu hasret ne zaman tükenecekti? Bu arada zaman geçtikçe onlar yaşanıyor, bizse kök hücre olayı sayesinde gençliğimize gençlik katıyor, keyfimize bakıyorduk. Nara'dan yıllar geçti. 2013 senesine vardığımızda bizleri çok mesut eden bir haber almıştık. Bir mecmua okurken yoldaş Engin ve Doktor Nebru'nun nikah haberini almıştık. Emekliliğimizi geçirdiğimiz şu son yıllarımızda bu haberden daha mesut ne olabilirdi ki? Artık onlar için de vuslat sona ermişti ve mesut ve bahtiyarlardı. Duyduk duymadık demesin hiç kimse. İşte ilan et.